Selam millet, Dead or Wonder'la tekrar birlikteyiz. Kardeşlerim, robotlarımızın dünyayı ele geçirmeye çalıştığı Otonaut oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu anda burayı gördüğünüz zaman tahmin ediyorum ki dediniz ki amanın bu da ne? Bu arada Groot Pottery yapıldı. Beret diye bir şey çıktı. Bu bir başarımdı galiba ya. Belli bir miktarda pot yap diye mi? Clay pot yap diye. Tamam. Şu anda bizim upgrade'lerimiz aslında devam ediyor. Bakalım şuradan. Better Livestock Farming. En son videomuzdan beri neler yaptım söyle size göstereyim. Birçok bina buldum. Birçok bina geldi. Başka efendim şeylerimiz falan eklendi. Ama en önemli olan şey şu. Aslında şurada hepinizin gördüğü bir şey ayarlamıştık biz. Bir çiftliğimiz vardı. Çiftliğimizdeki adamlar otomatik olarak şunları gidip besliyorlardı. Bunlardan çıkan luvları da toplayıp şu makinenin içine atıyorduk ve oradan bir şeyler keşfediyorduk. Bunu büyüttüm. 3 tane daha aynısından kurdum. Robotlara bakarsak 79 tane botumuz var. Korkunç oldu. Onları gruplandırmamız gerekiyor ve gruplandırdığımız zaman gayet güzel, hiçbir sorun olmadan onları yönetebiliyoruz. Mesela araştırma gibi. Bakın, araştırma dediğimiz şey nerede? Buradaymış diyor. Haritada yerini gösteriyor. Şuralara kadar yayılıyormuş diyor araştırma. Araştırmada besleyici var. Gidip şu meyveleri veren. Çiftçi var. Şunları döven. Çiftçi destek var. Çiftçi dövmeyi bıraktığı anda elindeki ekipmanı bitince şu ekipman dolabından yapılmış olanı alıp çiftçiye veriyor. Ev onarım var. Evler hasar görürse eğer anında kütükle onarıyor. Genel kurmacı var. Genel kurmacı 2 var. Milleti kuruyor bu. Bu keşif dediğimiz keşifi gerçekleştiren, yani luvlarını alıp şu sevgilerini alıp kolonistlerin makinenin içine koyan ve meyve toplayan diye bir tane karakterimiz var. Bu da çiftçinin dövdüğü meyveleri toplayıp geri getiriyor. Hemen hemen aynı şekilde araştırma 2'ye bakarsak, araştırma 2 de şuradaymış. Şu bölgede araştırma 3 de bu bölgede, araştırma 2 şunları topluyor, araştırma 4 de burayı topluyor. Araştırma 4 biraz daha kalabalık farkındaysanız, çünkü şu meyve kısmı daha büyük, o yüzden her şeyi çifter çifter yapan adamlar koydum. Bunların dışında şimdi neler yapılıyor bakalım. Mesela orman diye bir ekibimiz var. Orman ekibimiz burada neler yapıyormuş? Şöyle ormanı aşağı doğru seçtiğimiz zaman, İşte her zamanki gibi ağacı kesen var, ağacı eken var, yerleri kazan var. Ama önceden bunları biliyorsunuz, ekipmanlarını ben veriyordum. Şimdi hepsinin eline ekipman vermeyi buldum. Çok güzel, kolay bir metotmuş yani. Adam ağacı keserken şöyle durup bana balta lazım, balta lazım diye bağırdığında robotun birine record diyorsunuz. Şuradan baltayı al, adama at dediğinizde bir daha o baltalı adam balta ihtiyacı duyduğunda sadece onu veriyor. Böylece her şeyi otomatize edebiliyorsunuz. Araştırmalar şu anda asıl ekonomist, çünkü şuradaki araştırma puanlarını doldurup, evet şunları. Hangisiymiş? Şu anda farming teknolojiye gidiyorum. Bakın mesela sonra cooking teknolojiye, clothing teknoloji diye devam edeceğiz. Level'a ineceğiz. Şu ilk başta size demiştim ya, 2000 falan istiyor. O bile çok zor geliyor. Sonra 100.000 istiyor. Nasıl olacak diye. Daha fazla luv almanın metodu varmış. Öyle oluyormuş. Onu da anlatacağım. Efendim, kill kazan bir grup adamımız var. Şurada bir şeyi sonsuza kadar yapıp patlatmasın, depolar mepolar taşıp yer yok, o materyallerin olmasın diye yapmanın metodu çok kolay. Şuradaki adama kili kaz diyorum. Bu adam kili şu bütün bölge dolana kadar kazıyor. Bu adama kili topla diyorum mesela. Doğru mu bakıyoruz? Şey yapalım şöyle. Kil diyelim. Evet, bu adam kil kas. Bu araştırma kur, araştırma kur. Alakası siplenmiş bunlar. Bu adam kil kassa kil depola. Kil tabak yap. Kil yakıt. Şurada yakıtı yokken bakın şimdi koyabiliyor. Koyduktan sonra bir daha kütük gidip alacak. Mesela bir neden sonsuza kadar bir şeyler yapıp hata vermiyor robotlar, anlatayım size. Şurada bir tane kütük buluyor. Kütüğü alıyor. Yakıt olarak koymuyor. Çünkü şu anda yakıtı kaldıramayacak seviyede. Yakıtın bitmesi lazım. Bu adam da mesela kil tabak yapı. Şuradan kili al. Burada tabak yap. Burada kurut. Gidip depola diyorum. 25 tane olduğu zaman depoda daha fazla yapmayacak. Böylece ben oradan tabak alırsam eksildiğinde otomatik yapmaya devam edecek. Aynı şunlar gibi. Mesela bunların hepsi gördüğünüz gibi kürek destek. Baltacı. Efendim işte kazmacı. Çiftçi destek. Bu kazmacının görevi mesela şuradan hemen size göstereyim. Emin olun. Eminim ki yani. Eminim ki. Şuradan bakıyorum. Kazmacı. Ne diyor? Stick storage'a git. Onu gidip crude workbench'e koy. Şuraya. Şuraya yani, yerinde gösteriyor. Bakın parlıyor. Ondan sonra crude pick yap bir tane. Çünkü orada crude pick otomatik olarak ayarlanmış. Gördüğünüz gibi hepsine özel tezgah yaptım. Hatta bakın bir tanesi şu anda yapıyor. Flail'cı. Flail'ı yaptı. Flail'ı aldı.
Gidip onu şuraya koyacak ama 40'a 40 olduğu için koyamayacak. Başında beklemeye başlayacak. Ne zaman ki şu çiftçilerden bir tanesinin elindeki flail bitecek. Yani o çifti dövdüğü, bitkiyi dövdüğü şey. O zaman buradan bir tane destekçisi onu alıp ona verecek. Eksildiği için bu da gidip şurada bir tane yapıp buraya geri koyacak. Aynı şekilde. Şurası %65. Oraya loglar geliyor, yerleşiyor. Gördüğünüz gibi üreticide neyim var? Legci var. Legci dediğimiz adam fixing leg diye bir şey yapıyor. Plankçi var. Plankçi dediğimiz adam plank yapıyor. Ama o kadar güzel otomatize işliyor ki bunlar. Adam plank'i yapıyor. Ondan sonra kendi planklerini alıyor. Gidip plank deposuna koyuyor. Plank deposu ne zamanki dolduğu zaman adam plank almayı bırakıyor. Plank yapmayı bırakıyor. Başında beklemeye başlıyor onun. O yüzden şu anda hayat inanılmaz düzenli işliyor şurada. Herkes işini yapıyor. Kimse patlamıyor. Sadece şu taşı kazıyana size o söylediğim metotta destekçi bir tane adam vermedim. Hatta isterseniz sizin huzurunuzda o taşı kazan adama aynısını yapalım. Çünkü şurada onun aslında bir ekibi var. Maden diye bakın. Maden ekibi var şurada çalışan. İçinde kimler varmış? Taş amelesi varmış, taş taşıyan. Taş kurmacı varmış, buralara kadar gelmiş. Ekibi geniş tuttum ki aşağıları da kazsın diye. Taşçı varmış. Taş destek diye her zaman yaptığımız gibi bir ünite yapalım. Bu arada kardeşlerim onu yapacağım ama bir şeylerin çok ilerlediğini fark ettim. Şu bir şeyler yeterince ilerlemişken sen ne diyorsun? Crude Blade istiyorsun. Crude Blade hemen yapalım sana. İki tane taştan. Çünkü bu oyunda beni en çok üzen şey o luvların birikmesi. Luvların birikmesini istemiyorum. Çok hızlı bir şekilde teknolojisi geliştiği için şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şuradan Crude Site diyelim. Bir tane çırpı dalımız var. Onu da alalım. Şu depolar yani düzüne tamamen oturttuğunuz zaman her zaman doluyor. Siz bir malzeme kullandığınız anda hemen yerine bir işler geliyor, yenileri geliyor ve işler tıkır tıkır yürümeye başlıyor. Hızlıca şuraya gelmem lazım. Şunları biraz biçelim. Ve ben bunları götürüp şöyle uzak bir yere koyayım ki ortamda bir koyunumuz var, onları yiyor sağ olsun. Şu luvlara bakalım. 1988-1991 hızla oluyor. Hızla gerçekleşiyor şu anda. Birazdan upgrade bitecek. Yine upgrade'e kadar boş durmaması lazım adamların. Yoksa şurada luvlar birikmeye başlıyor. İşte şu anda tek düzensiz olan şey o. Yani düzensiz dediğim bu mantıkla biter. İşte bitti. Ne geldi? Saman balyası geldi. Bir şeyler oldu, barn oldu. Şimdi şu adamların yeni upgrade olmadığı için burada yığılacaklar. Hemen diyorum ki samanı araştır. Saman balyasını araştır. Saman balyasını araştır. Nerede saman balyalarım? 1, 2, 3 tane daha. Sana da saman balyası. Sana da saman balyası. Anında o luvlar birikmeye başlıyor. O kadar tehlikeli bir şey ki şurada yığılıyorlar. Çünkü aslında onların birikmesini engelleyebiliriz. Bir şeylerin birikmesini engellemenin bir numaralı kuralı şu. Meyveleri topla. Meyveleri gel bunları meyvelerle besle desem. Meyveleri robotlar toplar. Bunları gelip beslemeye çalıştığı zaman henüz yemek yiyemiyorsa böyle bekler. O sırada burada meyveler yığılmaya başlar. Ama meyveleri topla, getirip şunun içine stokla. Bunun içinden al, götürüp bunları besle derseniz en azından şurada olduğu gibi meyve stoğu %100 oluyor. Bakın %100. Yani 100 meyvede 100 meyve dolu. O sırada yerde artan meyveler biraz yine çöpe gitse de, boşa gitse de burada duran meyvelerden bir gepiniz oluyor. Yani şey gibi düşünün, logu da alıp hemen kereste yap deseydim şu loglar burada hiçbir zaman birikemezdi. Kereste yapardı, kereste dolunca logu toplamazdı falan. Yani depolamak bunları güzel. Şimdi gelen upgrade ile bize şuradan bir şey vermiş. Bir de ona bakalım. Yeni ne vermiş? Crude Bot Brain upgrade mi vermiş? Vallahi anlamadım ne vermiş ama yok o değil, burada vermiş, pardon, ha şunu vermiş, pitchfork vermiş. Tamam, şimdi oldu. Aslında kullanabileceğimiz güzel teknolojiler var. Mesela şurada bize bir bina verdiği zaman şöyle bir bina veriyor bize, bakın. Square frame, panel, fixing leg falan diye bir sürü değişik şeyden yapıyor bu binayı. Onları yapabilmemiz için şurada square frame'lerimiz var. Burada panellerimiz var. Fixing leg durmuş. Square frame ve panel o kadar ağır şeylerden yapılıyor ki square frame 4 tane, fixing leg 4 tane poldan yapılıyor. Fixing leg zaten kendisi ayrıca bizi çok uğraştıran bir materyal. 2 tane, 1 tane poldan yapılıyor. İşte pol keresteden yapılıyor, kereste bundan yapılıyor. O yüzden bunlar bitip duruyor devamlı şu anda. Bir türlü kendilerini doğrultamadılar şu yüzden. Şunlar yeterince olmadığı için.
Bir şekilde robotlarımız kendilerini idare ediyorlar ama bir de benim bu stoğu patlatmamın sebebi oldu. O yüzden böyle oldu. Bakın şurada biri duruyor, o onu kuruyor falan. Bayılıyorum ya. Hepsi inanılmaz güzel işliyorlar devamlı. Şimdi birileri de gelip bunu kuracak büyük ihtimalle, evet. Ben şurada arkada bir tane robot üretim tezgahı kurdum. Bakın gördüğünüz gibi şurada kucağında robot olan bir tane adam var. Küçük bir robot var. Burada robot üretim binası var. Onlar da şu madende aklım, merak etmeyin, halledeceğim onu. Şu robot üretim. Robot ayak yap, robot gövde yap, robot kafa yap. 3 tane tip. Eğer onları çalıştırırsam, daha doğrusu şu anda zaten çalışıyorlar da, onları da durdurmanın metodu şuydu. Bir depo yapıp içine robot koyun dedim. Bu robotu en son koyamayınca depo doluyken duruyor. Bunlar da robot üretmeden duruyorlar. Yoksa yani oyun patlar. Sonsuz tane robot yaparlar. Ben ne zaman ki gidip bunun içinden bir tane robot alıyorum. Şu vaziyette bakın şimdi. Bir robotu oradan çekiyorum. O elindeki robotu oraya bırakabiliyor. Gidiyor. Hemen bir tane robot kafası alıyor. Yani materyalini alıyor daha doğrusu önce. Bakın iki tane materyalini aldı. Ben de bir robotu şöyle evsiz bırakayım maalesef şimdi. Almış bulunduk çünkü oradan. Diğer materyalini gidip aldı. Koydu. Robotun kafasını yaptı. Onu alıyor. Gidip yerleştiriyor. Yerleştirdiği zaman o robot orada oluşuyor. Robot geliyordu onu kurmak için ama ben dayanamadım, ben kurdum. Kurulmuş olan robotu alıyor, şuraya yerleştirecek, yerleştiremeyip kalıyor. Bu sırada yeni gövde ve bacağı ayarlamış olan iki tane vatandaş hemen o gövde ve bacağı oraya bırakıp yenilerini yapıyorlar. Onlar da onu tezgaha koymak için bekliyorlar böyle. Herkes kendi görevini bekliyor yani sırasıyla. Şu anda küçük robotu yapmayı bulamadım, o yüzden çok fazla uğraşmayacağım, o küçük robottan yapmayacağım. Şu aldığımız robot madem öyle aldık, işimizi görsün. Şimdi robotumuzu alıyoruz, gelip buraya bırakıyoruz. Sonuç olarak şöyle güzel bir yanı var. Şimdi ben bu robota diyeceğim ki record diyeceğim canım. Gel diyeceğim buradan bir tane kazma al. Kazmayı al, ihtiyacı olan şu adama ver. Nerede biliyor musun bu adamın yeri? Bu adamın yeri şunun sınırları içinde. Bu adama normal şartlarda bir de sonsuza kadar yap diyeceğim bunu. Adına da taş destek diyeceğim. Start diyeceğim görevini. Şuraya da geleceğim. Şurada maden diye bir şey vardı ya, taş 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 diye hepsi, bak taş desteği de gelip bunların arasına koyacağım. Şimdi burada işin patlamamasının, sonsuza kadar gidip de rezil olmamasının sebebi şu. Bu adam şu bölgenin içine düşürüyor sadece taşları. Yani meyve toplayanlar meyvenin bir dışına kadar düşürebiliyor. Aynı şekilde ormanda iş yapanlar, bakın şuralara düşebiliyor kozalaklar, odunlar falan. Bu adam da neredeydi o adam? Ha, taş. Taşı sadece şuralara düşürebiliyor. Buralarda olduğu zaman kazmayı bırakıyor. İnsanlar şu malzemeleri yapmak için taşı alıyorlar. Taş bittiği zaman şuradaki taş koyan ünite anca deponun içine o zaman taş koyabiliyor. Gelip bunları topluyor. Yani bu iş hiçbir zaman patlamıyor aslında, sizin anlayacağınız. Şimdi bırakalım. Yeni araştırmamız ne oldu? Çoktan 215 olmuş bile. Şimdi şu vatandaşlara gelirsek, aslında bizim yapabileceğimiz daha farklı şeyler var, binalar var. Henüz onları yapmaya başlamadım. Mesela yanılmıyorsam şurada bir tane basic bot workbench, structural workbench, bunları yaptım. Good workbench, mason workbench, wood shaping bench. Onlar da şunlar wood shapingler, onları da yapmışız. Kilde miydi? Şurada mıydı? Yemekte miydi? Yavrum neredeydi? Ha, birincisi kabinimiz var. 3 lav yapabildiğimiz zaman adamlarımızın yere düşürdüğü şu lavlar. Bir değil, yanında bir yazıyor farkındaysanız sağ altta. 10 yazacak orada, o zaman onar onar loop vermeye başlayacaklar. İşe yarayamışlar gördükçe dayanamıyorum. Hemen bakıyorum, şöyle bir hoşuma gidiyor. Onar onar loop vermeye başlayacaklar. Şu evi yapabiliriz onlara. Yavaş yavaş evi yapmaya doğru ilerleyebiliriz. Ayrıca onlara kaliteli yemek verdiğimiz zaman bize daha iyi loot vermeye başlayacaklar ama bunun için upgrade'lerimiz eksik. Mesela biraz önce balyayı aldım ya, balyayı şimdi araştırıyoruz daha. O balyayla alakalı bir şeyler açılacak. Balyayla yeni bir şeyler açıldığı zaman yeni şeyler yapabileceğiz. Mesela şurada loose mushroom ve weed'le şöyle bir yemek yapabiliyorsun diyor, herb mushroom diye. Bu yemekler de yüksek seviye yemek. Yani şu meyveyi alıp cırt diye vermek gibi değil. Bu yemekleri verdiğimiz zaman bunlara loot seviyeleri artıyor. O zaman da dediğim gibi yere yine birlik değil onluk loot atmaya başlıyorlar. Zaten onları yapmadan 100 binlik upgrade'leri yapmak gerçekten imkansıza yakın olur.
Şurada aslında yapabildiğimiz bir sürü şey var. Bunların içinden sadece good flooring işe yarıyor. Bunları babamın hayrına koymadım. Şu gördüğünüz structural workbench'ler, crude good workbench'ler pardon ve good bot workbench'ler, good bot workbench değil pardon, şu. Yani masonry bench şeyin içinde durmak istiyor. Good flooring'in üzerinde durmak istiyor. Size şöyle çok basit bir şekilde gösterebilirim hatta onu. Şunlardan birini çekersem sorun olur mu acaba? Şunu da bir çekeyim bakayım. Ona tanımlı robot yok nasıl olsa. Evet, rezil oldum. Öyle bir şey istemiyormuş. Bir tanesi istiyordu ama ya. Hah, bu mesela istiyor. Üzerine geldiğiniz zaman şöyle bir yazı geliyor. Flooring required. Flooring lazım. Yavrum. Yapmam yoksa ben burada böyle bir çalışmayı kabul edemem ben diyor. Bünyem kabul etmez diyor. Ve tabii bir de bu arada bu robotların şimdi şunu, şunu ve şunu yapan robot var. Sizinle birlikte şu taşçıyı da ayarladık. Bakın mesela taşçı şu anda duruyor. Neden durduğuna hemen bakalım. Madencinin. Taş taşıyan neden duruyor? Taşçı diyor ki nearest stone deposit'i bul. Stone deposit'i bulamıyor çünkü stone deposit'in üstünde stone var. Dolu diyor eşim, tamam. Ne zaman ki şu malzemelerden yapacaklar, onun için gelip şuradan taş çekecekler. O zaman buraya taş taşıyan adam koyacak, gelecek buradakini tekrar alacak, bu da tekrar kazmaya başlayacak. Gayet güzel, 420 gelmiş bile. Bu da bizim dediğimizi yaptı değil mi? Evet, 25'te 25 yapıp durdurdu. Bu durdurunca... Bunlar hala çalışıyorlar gerçi çünkü bu yeni durmuş. Kil almaktan vazgeçti. Şu kil de 25 olacak. Bu kil de 25 olunca bu killeri taşımaktan vazgeçecek. Bu da kazmaktan vazgeçecek. Böylece bu sistem de duracak düzgün bir şekilde. Efendi gibi bir şeyleri sonsuza kadar yığılmamış olacak. Şunlara mesela bir depo bulamadım. Onları şu bölgeyi temizlerken makinalarımı kurmak için ben kaldırdım oradan. O yüzden hala öyle duruyorlar. Güzel, şu panelde olmak üzere. Panelde olduğunda bizim şuradaki stoklar yavaş yavaş yenilenecektir. Hatırladım. Şundan dolayı yapıyorum bunu. Bu logu ve şuradan... Bakın bir log. İki log diyeceğim. Üzerine stick koyacağım. Şu tezgahta kendim kalas yapacağım. Evet, en azından robotlara yardımcı olayım. Kendim kalas yaparken de şöyle bir şey yapabilirim. Geçici bir tane robot alayım yanıma. Nedir yani? Bir tane robot bana geçici olarak yardım etsin. Heh, ormanda bir ünlem var dedim. Aman diyeyim dedim. Şurada duran bir robot varmış. Gel bakayım canım sen. Sen şu kütük mekanına gel. Benim yanıma gelip bir tane kütük koy. Ya da benim yanıma gelip kütük koyma bir tane. Şuraya gel kütük koy. Sen bir stop de. Dur bir. Tamam mı? Bu hiç... Olmadı. Bırak bunu. Şuraya gel. Biz zaten yanlış binayı yapmışız. Bunu yapmamamız gerekiyordu. Bir saniye. Hemen o binayı siliyorum. Bir tane o binadan oldu artık elimde. Binalar patlamıyor neyse ki bu oyunda. Binalar çok güzel bir şekilde duruyor öyle. Logo koydum. Crude Axe istiyormuş. Bak şurada hazır malzemem var. Hemen onu da alayım. Gördüğünüz gibi X'çi hemen gidiyor kendine bir tane X yapmaya. Bayılıyorum ya. İstediğiniz malzemeyi kullanıyorsunuz bu sistemde. Olduğu gibi hemen gidip inşasını yapıyorlar. Şimdi MK76 tekrar bana kereste diyorum. Record et beni. Gel buradan. Keresteyi al. Buraya at. Buraya atınca zaten keresteyi yapmaya başlayacaksın sen. Evet. Bunları alıp geri gitsen aslında olur değil mi? Al bunları. Bunları da götürüp kereste tezgahına koy ya. Yardımcı ol işte adamlara. Bir daha koy. Forever bunu yap. Niye adına bana kereste dediysem. İşi ben yapacaktım. Birdenbire aklıma geldi de geçici olarak adamlara destek olmak lazım. Geçici olarak böyle şeyler yapayım derken... Yani bazı şeyleri tam olarak ayarlamanız mümkün değil. Nasıl? Mesela şöyle bir şey var. Çırpı çok üzücü bir konu. Bakın 72 tane kalmış ve eksiye doğru gidiyor. Sebebi de şu. Burada çırpı ekstra diye bir tane grup var. Çırpı ekstra grubu şu anda hepsi duruyor. Hepsi stop modda gördüğünüz gibi. Sebebi de şu. Normalde ağaçları kestiğiniz zaman çırpı çıkıyor. Bu çırpıları toplayıp çırpı
şeyine koyarak, sap böyle ne bileyim dal kısmına koyarak kullanıyorsunuz. Ama dallar şu crude flail'lar yüzünden hızlı bitiyor. Çünkü çok fazla bahçem var ve o flail'lar iki tane daldan yapılıyor. Hiç taştan yapılmıyor. Dalı şurası karşılayamadı ve dal sıfıra düştü. Bu crude flail'lar da düşmeye başlarken ben bu durumu yakaladım. Anladım yani böyle olduğunu. Ondan sonra onlara destek olmak için şöyle bir ekip kurdum. Eğer normalde başka bir işe yaramayan şu crude mallet'i verirseniz bir robotun eline ve ağaca vurursa çırpı çıkartıyor. Ama sorun şu. Aynı robot ağaca vursun, çırpı çıkarsın, o çırpıyı alsın, gelsin buraya bıraksın falan derseniz eğer robotu yeterince çırpı çıktığında durdurmak için. Yani şurası doldu mu duracak ya. Böyle bir şey söylerseniz eğer çok verimli çalışamıyor. Öyle bir şey söylemezseniz de eline mallet ver, ağacı parçalasın. Ağaç hiçbir zaman yok olmuyor. Ağaca istediği kadar vurabilir bu mallet'la. Yer gök çırpı doluyor. Bir tane de robot koydum yanına. Çırpıcıya destek olsun mallet bitince diye. Bir tane de çırpıyı toplayan koydum. Çırpıyı toplayan şuraya getirdi, doldurdu. Burası doldu. Şunlar çırpı dolmaya başladı. Adam durmaksızın mallet'la vuruyor. O yüzden bu grubu otomatize edemedim. Mesela şöyle yaptım. Bütün grup birden çalışın diyorum. Başladı ağacı dövmeye. Çırpı toplacı stick'e doğru gidiyor. Stick'lerin nerede olduğunu görüyor çünkü buradalar. Destekçi de zaten elinde mallet'la bekliyordur. Mallet'la beklemiyor. Mallet'i yapacak. Mallet'i yapacak abi. Geleyim şöyle yanına onun. İşin ortasında bekliyor. Ona ufak bir destek vermem lazım. Mallet'i elinden almam lazım onun. Şimdi start demem lazım. Çünkü adam bu benim artık elimde zopa kalmadı. Efendim ben oraya vuramıyorum. Daha fazla dal çıkartamıyorum dediği zaman çalışmaya başlıyor. Öyle ayarlamışım. Gidiyor. Odununu alıyor. Geliyor. Sopasını alıyor. Onlardan. Gördüğünüz gibi şuradan tokmağı yapıyor. Tokmağı alıyor. Efendi gibi götürüyor ama benim dokmağım yok ki diyene uzaktan bir atış gerçekleştiriyor. Müthiş. Ben de şu adamlara biraz yardımcı olabilirim elimdeki dokmağımla ağaca vurarak. Aa, yetişkin olmayan ağaçlara vuramıyor muyuz? O ağacı gelip kesecek birisi değil mi? O kesmeden önce ben o ağacı döveyim. Vallahi bayağı kesti ağacı. Ağacı bitirdi gözümün önünde. Elimdeki tokmağı harcamak istedim sadece. Çünkü tokmağın bir şeyi yok. Deposu yok. Koyabileceğimiz. Ha gayret. Bitebilirsin. Evet. Bitti. Bu durumda keşifler 785'e kadar çıkmış. Gayet hızlı ilerliyor. Kereste artmaya başlamış. Bizim bu adam sayesinde. Ama loglar azalmaya başlamış. Bizim adamımız da ekstra kereste yaptığı için kereste artmış. O zaman hadi bir tane daha yapalım ondan. Demek ki şu anda anlık bir istek var. Gerçekten de. Log bir şekilde gelir ya. Arada ben yardım ediyorum zaten adamlarıma. Mesela şurayı kazmak da kürekçi de şey yapamıyor. Yetişemiyor burayı kazmaya. Belki de buraya ikinci bir kürekçi daha ayarlayabiliriz ya. Gerçekten çok hızlı şey yapılıyor. Bitiriliyor burası. Bakın biraz önce baltayı aldım yine var. Hemen karınca gibi çalışarak adamlarımız yapmışlar bunu. Bana kereste 2. Adamın elinde diye böyle oldu. Ctrl X diyelim buna. Hiçbir şey yazmayalım. Ben geleyim şuradan bir tane daha adam alayım. Ben aldım mı zaten adamı? O da hemen eldekini oraya bırakıyor. Attım şuraya. Sen bana kereste 2 oldun yavrum. İzle beni, sen de izle. Gel buraya. Ondan sonra da multi chopping block. Aslında öyle değil. Ha, şöyle yapacağım. Engage chopping block yok. Set output plank yok. Disengage yok. Multi chopping block yok. Zaten yeterince öğrenemiyorsun çünkü. Heh.
At buraya. Mis gibi. Bir, iki tane de al. Gelip onları da buraya at. Aslında bu komutları böyle vermiyorum. Çok daha güzel ayarlıyorum komutları. Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Sen de forever bunu yap. İkinizi de iptal edeceğim. İkiniz geçici adamlarsınız zaten. Evet, gördüğünüz gibi sistem tamamlandı. Hemen bir robot daha yapılıp beklediler. Şuraya bakalım. Oh, ağzına kadar yığılmış. Stick storage'ımız yine dolmuş. Her zamanki gibi şuradan çırpı ekstra'ya geliyorum. Stop diyorum. Zaten çırpı ekstra'nın 2 saatte bir kere böyle bunlar bitiyor da böyle bir şeye ihtiyacı oluyor. Çırpı ekstra ünlemde kaldı o yüzden. Hah. Hepsi düzeldiler. Okey, tamam. Şimdi iyiler. Düzenekte çalışan robotlar hemen o ihtiyacınızı eksilttiğiniz şeyi düzeltiyor. Baltaysa hemen baltayı koyuyor. Robotsa hemen robotu koyuyor. Bak, aynen dediğim olmuş. Killer burada kalmış. Hepsi 25 diye dolmuş. Şu anda artık çalışmıyorlar. Gerek yok. Onları durdurmamıza da oradan almamıza da gerek yok. O düzeneyi boşuna bozmayacağız yani. Şimdi buraya diyelim ki kazma 2. Efendim. Kazma 2'yi aldık. Kazma 2 burada dursun. Küreğimizi de alalım. Record diyelim kazma 2'ye. Şurada bir tane mekan bulup nearest tree stamp bul. Elindeki eşyayı onun üzerinde kullan diyelim. Tamam mısın? Tamamsın. Hangi alanda kullan bunu diyelim? Şu alanda kullan diyelim. Tam şu bölgenin içinde. Bunu sonsuza kadar yap diyelim ama böyle değil. Önce bir de şöyle yapacağım. Stop. Elimdeki şeyi atayım. Elimdekini atayım. Atayım. Şöyle bir geleyim. Bunu yaptın ya, şimdi bir daha record'a gel. Hayır, record'a gelme. Pardon. Bunu da record edersin yoksa. Elimde olsun o şey. Yahu babacığım bir dur ya, gözünü seveyim. Ha, record'a gel. Bu yaptığım Q ile eşyayı değiştirmeyi kaydediyor. Yani eline küre katıldığında yanlışlıkla inventory'a düşerse eline at. Doğru, alıyor küreyi. Aman bu yanlış deyip. Şimdi devam et. Aa, bir saniye, bir saniye. Hiç böyle bir şey yapmamıza gerek yok var ya. Ben de eline kürek nasıl geldi diyorum. O adam bunu besliyormuş. Yanlış biliyormuşum. Mükemmel. Geldi onu besledi. Kürekle besledi onu. Efsane. Tamam. Şimdi oldu. Gerçekten mutlu oldum. Tamam, bir tane daha koymamıza gerek yok. Böylece artık buradaki ekimdeki uygunsuzluğu da düzeltmiş olduk. Daha hızlı gelip işler ekecekleri için ağaçlar da daha hızlı büyüyecek. Bir tane robotumuz açığa çıktı, ne yapalım. Evet kardeşlerim, mekan büyüdükçe böyle işleri yapmak zor oluyor. Bu videoda size bütün yaptığım şeyleri anlatayım istedim. Robotları nasıl ayarladık, nasıl işler yapıyorlar. O oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Bir dahaki videomuzda yeni binalarımızı kuralım. Çarpı 10 loop almaya çalışalım. Bakalım başarabilecek miyiz? Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum. Paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.